Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu iki proje için Amasya ve Çorum'daydı. Amasya Merzifon Havalimanı yeni terminal binası hizmete alındı. Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Laçin 40 dilim treninde ise ışık görme töreni yapıldı. Tünelde ışık görüldü. Yeni terminal binası hizmete alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu iki proje için Amasya ve Çorum'daydı. Amasya Merzifon Havalimanı yeni terminal binası törenle hizmete girdi. Günümüz şartlarına uygun Amasya'ya yakışan yeni bir terminal binasını inşa ettik. Yıllık yolcu kapasitesini 700 bin yolcunun üzerine çıkardık. Check-in salonunu genişlettik ve banko sayısını 6'ya çıkardık. Kara İsmailoğlu'nun sonraki durağıysa Çorum'daki Laçin 40 dilim tüneli oldu. Karadeniz bölgesini İç Anadolu'ya bağlayan tünelde ışık görme töreni yapıldı. Adını yol üzerinde bulunan 40 virajdan alan 40 dilimde 3 ayrı tünel yapılıyor. Çorum iline yapılan 40 dilim tünellerinin her biri çift tüp olarak inşa edilmiş durumda. Tünellerin toplam uzunluğu ise 4185 metre. Bu olumsuz durumu ortadan kaldırmak ve insanımızın mal ve can güvenliğini sağlamak adına Laçin 40 dilim arasında 8.6 kilometre uzunluğunda bölünmüş yol ve tünel projelerimizi hayata geçiriyoruz. Bu arkadaşlar bu tarafa doğru.